Evet, aslında uzun zamandır Eylül ayı itibariyle enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini söylüyorduk. Beklentilerimizle uyumlu bir şekilde enflasyon %9,3 düzeyine kadar geriledi. Bu oldukça sevindirici bir gelişme, iyi gelişme. İlk önce düşük enflasyonun bizim için ne anlam ifade ettiğini söylemek istiyorum. Baktığımız zaman enflasyon düştükçe bir taraftan faiz oranları düşüyor. Diğer taraftan da ticari, ekonomik yaşam, ortam daha da hareketli hale geliyor. Düşük faiz oranları doğal olarak insanların harcama düzeylerini arttırmaları anlamına geliyor. Yani yüksek enflasyonun zararları enflasyon düşükçe ortadan kalkmaya başlıyor. Ve Türkiye 2004'ten 2017 yılına kadar, 2018 yılına kadar hatta göreceli olarak tek haneli bir enflasyon ortamı içinde yaşarken geçen sene yaşadığımız kur kriziyle birlikte enflasyon %25 düzeyine kadar çıktı. Fakat hızlı bir şekilde 2 ay içinde tekrardan yine %20 civarına düştüğünü gördük. Bu yıl içinde de ilk önce %17'lere, daha sonra %15'e ve bu son ayla birlikte de, son açıklanan rakamla birlikte de %9 civarına kadar gerilediğini gördük. Bu noktada şunu da belirtmemiz lazım. Enflasyon yılın son 2 ayında bir nebze yükselecek. Yani enflasyon muhtemelen Ekim ayında da biraz düştükten sonra yılın son 2 ayında yükselecek ve yılı %11, %12 civarında kapatacak ki bu benim uzun zamanlı tahminim. Yaklaşık bir seneden beri genel olarak aynı tahminde bulunuyorum. Geçen sene itibariyle enflasyonun yılı %12-15 civarında kapatacağını söylemiştim. Şu anda görünüyor ki benim tahminimin alt limiti olan %12 civarı, %11-12 civarında gelecek. Bu genel anlamda Merkez Bankası'na da oldukça geniş bir hareket alanı sağlıyor. Şu anda politika faiz oranı %16,5 civarında. Bugün baktığımızda enflasyon %9'lara düştü. Yıl sonu %11-12 civarı bekliyoruz. Bu noktada Merkez Bankası da bir sonraki toplantısında politika faiz oranı %16,5'ten %13,5, %14 civarına kadar rahat bir şekilde düşebileceği bir ortam buluyor. Bu noktada şunu da belirtmem lazım. Merkez Bankası'nın gelecek toplantısı Ekim ayının son haftasında, 24 Ekim olması lazım. Baktığımızda Eylül enflasyonu bugün açıklandı, 3 Ekim'de açıklandı. Bu noktada aslında arada geniş bir zaman dilimi var ve Merkez Bankası yaklaşık 1,5 ayda bir toplantı yapıyor. Bu noktada yaşanan gelişmelere daha hızlı tepki verebilmek adına Merkez Bankası'nın da aylık toplantı yapması veya bu duruma özel olarak bir ön toplantı yaparak politika faiz oranını daha hızlı bir şekilde daha öne alarak düşürebileceği bir ortam söz konusu ki bu noktada 2 haftalık, 3 haftalık daha düşük faizler Türkiye ekonomisine doğal olarak fayda sağlayacaktır. Bu noktada da bunu belirtmem gerekiyor.